Selamun aleyküm. Benim adım Burak. Sizlere okumuş olduğum kitapları elimden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu YouTube hesabında sizlere okuduğum kitapları tanıtıp, kitabın içerisine geçen konuları ele alıp ve kitabın okunup okunmaya değerli olup olmadığını değerlendirmeye çalışacağım. Bugün inceleyeceğim kitap Katip Çelebi'nin Siyaset Nazariyesi olacaktır. Kitabın Osmanlıca ismi Dusturul Amel İslahul Helal'dir. Doğrusunu söylemek gerekirse kitabı sipariş ettiğimde basit ve sade bir kitabın geleceğini düşünmüştüm. Kitabı elime alınca bu düşüncem direkt değişti. Gerçekten kitabın kağıt kalitesi ve mürekkep kalitesi çok güzel. Yazıların rengi kahverengi oluşu ise kitaba ayrı bir hava katmıştır. Kitabın yazar olan Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Divan mensuplarınca Hacı Halife, ulema arasında Katip Çelebi, Batı dünyasında Hacı Kalfa, asıl adı ise Abdullah bin Mustafa'dır. Kitaplara adanmış bir yaşamdı onun hayatı. Çelebi 1624 yılında 15 yaşındayken çağın en güçlü ordusu olan Osmanlı Hilafet Devleti'nin ordusunda katip olarak sefere çıkmıştır. 10 yılın ve birçok seferin ardından İstanbul'a dönerek kendisini ilme ve kitaplara adamıştır. Dönemin en bilgin hocalarından ders almıştır. Bu sırada babası ve zengin bir akrabası vefat etmiş, kendisine yüklü bir miktarda miras kalmıştır. Bu kalan mirasının büyük bir kısmını kitaplara harcamıştır. Aynı yıllarda Batı'da Galileo yeni bilgiler yüzünden sorgulanmakta, dünya yuvarlak dediği için Engizisyon mahkemelerinde yargılanmaktadır. Çelebi, Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en önemli entelektüellerindendir. Çelebi aynı zamanda İslam dünyasının ilk yazılı coğrafya kitabının yazarıdır. Katip Çelebi'nin kütüphanesi dönemin en büyük ikinci kütüphanesidir. Birincisi ise Halife 4. Murat'ın kütüphanesidir. 1657 yılında evinde kalp krizi geçiren Katip Çelebi hayata gözlerini kapatmıştır. Cenazesine Halife 4. Murat'ın da katıldığı büyük bir kalabalık katılmıştır. Mezarı Vefa'dan Un Kapanı Köprüsü'ne inen büyük caddenin sağ tarafındadır. Yazar hakkında ufak malumatı edindikten sonra kitabın içeriğine geçmek istiyorum. Ufak hacimli olmasına karşın geniş muhtevalı bir eser kaleme almıştır Katip Çelebi. Bu eser Osmanlı Devleti'nin büyük bir dar boğazdan geçtiği 1653 yılında kaleme alınmıştır. Evet, bu eser yaşanan ekonomi buhrana çözüm önerisi gayesiyle kaleme alınmıştır. O dönemde devletin geliri 300 milyon akçeyken giderleri ise 900 milyon akçeye ulaşmış durumdadır. Osmanlı Hilafet Devleti dönemin tüm alimlerini, kanaat önderlerini bir araya toplayıp devletin bu dar boğazdan çıkması için görüşlerini sorar. İşte Katip Çelebi'nin bu kitabı yazmasındaki asıl gaye budur. Katip Çelebi'nin vermiş olduğu öneri, insan anatomisinin devlet mekanizmasıyla kıyaslayarak İbn Sina'dan etkilendiği mizaç ilmiyle açıklamaya çalışmıştır. İbn Sina'ya göre dünya dört unsurdan meydana gelmektedir. Bu dört unsur su, hava, ateş ve topraktır. İnsan da benzer şekilde dört sıvıdan müteşekkildir. Bu sıvılar kan, safra, balgam ve sevdadır. İbn Sina'ya göre tüm canlılar, tüm eşyalar dört mizaçtan müteşekkildir. Her insanın bir mizacı vardır. Her besinin, her bitkinin, her meyvenin, her etin, kısacası kainatta var olan, dünya hayatında var olan her maddenin bir mizacı vardır. Hipokrat, İbn Sina, Ebu Bekir Errazi gibi tıp alimleri hastalarını tedavi ederken mizaç teorisiyle hastalarına yaklaşmıştır. Mizaçla alakalı kısa bir bilgi vermek gerekirse tıp alimleri öncelikle hastanın mizacını belirler. Örneğin karşıdaki hasta balgamsa balgam mizacının bir takım özellikleri mevcuttur. Balgam mizacı nemlidir. Elementi sudur. Dolayısıyla balgam mizaçlı bir insanın hastalığında belli başlı bitkiler kullanılmaktadır. Mizaçla alakalı değerlendirmelerimizi daha detaylı bir şekilde alternatif tıp kitaplarını incelediğimizde yapacağız. Kitabımda daha önce okumuş olduğum
alternatif tıp kitapları mevcut. Bunları daha sonraki videolarımızda ele alacağız inşallah. Daha iyi anlamak için bu bilgileri sizlere aktardım. Çünkü Katip Çelebi devletin organlarını, devletin mekanizmasını aynı insanın mekanizmasına benzeterek insanın nasıl sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkünse sağlıklı bir şekilde devletin yürüyebileceğini, hayatta kalabileceğini anlatmaya çalışmıştır aslında. İcra ettikleri görevler bakımından mizaç ilmindeki kıyaslamasını Katip Çelebi şu şekilde yapmaktadır. Kan, ulema, balgam, asker, safra, tüccar, sevda, halk. Evet, İbn Sina insanın hayatını 4 evreye ayırmıştır. 1. 30 yaşına kadar olan gelişim devri. 2. 30-40 yaş arası olgunluk devri. 3. 60'a kadar olan orta yaşlılık devri. 4. Hayatın enerjisinin zayıfladığı yaşlılık devri. İbn Sina'nın bahsetmiş olduğu insan devirlerini Çelebi devlete uyarlayarak devletlerin de yetişip gelişip durakladığı yıkılacağını öne sürmektedir. 17. yüzyılın Osmanlısını Çelebi 3. devir olan yaşlılığın başlangıcı devri olarak görmektedir. Çelebi'nin yazmış olduğu bu eser bir doktorun hastasına vermiş olduğu nasihatler mesabesinde Katip Çelebi'nin halifeye vermiş olduğu nasihatleridir. Bu kitabı büyük bir merak ile almıştım ve severek okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitap inceleme videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.